11 ayın sultanı, kıymetli Leyla'nı, süslersin şu cihanı. Hoş geldin ya Ramazan. Ya bizi buraya misafir diye çağırdılar. Hem davet ettiler hem misafir diye çağırdılar. Bize burada yemeğimizi kendi yapıyorlar. Yok neymiş akşama yemek bulamazmışsın da sen git şunu karıştırmış da bilmem neymiş. Girdik mi yayına? Evet, hiçbir şey olmamış gibi başlanalım şöyle. Sevgili izleyenler, hoş geldiniz davetli misafire. Ekranları başında siz bulunan güzel insanlar ve bu alanda bulunan birbirinden güzel teyzelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız. Hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyerek köyümüzde programımıza başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim burası inanılmaz bir güzellikte, inanılmaz bir yer burası. Helvalarımız yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi kavurmalarımız dönüyor. Evet. Sonrasında nelerimiz yok ki? Katmerimiz, efendime söyleyeyim, neyimiz abla? Gözlememiz, katmerimiz, patatesli hıngerimiz, turşumuz, evelik sarmamız, içli köftemiz, ekmeğimiz, pişimiz, yarımcamız, yumurtalı kayganamız, sarımsaklı yoğurtlamamız. Hoş bulduk. Patatesli hıngel var. Geleceğim oraya geleceğim. Sevgili izleyenler, burası Zara'nın Tuzla Gözü köyü efendim. Çok tuzlu suyun bu köyde dağın dibinde çıkması ve sıcaklarda buharlaşarak tuz oluşması nedeniyle köyün adı öncelerde Tuz Gözü iken şimdi de görmüş olduğunuz gibi Tuzla Gözü olmuş. Şuradan da bir adet tuz örneği getirdim. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel tuzumuz bu köyden çıkmaktadır. Sevgili izleyenler, burası da bayağı bir kalabalık. Amcalarımız gelmişler sağ olsunlar. Efendim bu köyde geçmişi çok eskiye dayanmakta. Şu anda köyde faal durumda tarihi bir camimiz var. Hemen camide görelim Ömer. Tarihi bir camimiz var. Caminin hemen yanında ilkokulumuz da mevcut sevgili izleyenler. Burada 11 tane mezra var. Arap oyunları ve köyün kendine özgü oyunları, madımak var. İmirhanlı Hüseyin hocası, Hallo emmisi, Soner Aslan Doğan'ın esprileri, emmi dayısıyla ki bize gelince o karşıladı. Jürik ve Ninnus'uyla, sarılık hastalığından dolayı vefat eden Allah rahmet eylesin köyün hası Mehmet'i ile, Joe dayısıyla, Kamil ustasıyla, şairleriyle, Mukadder Başemez'in milletvekilliğiyle, Abdullah Büyük hocasıyla, Osman Yıldırım'ın cömertliğiyle, Semih Kayalı'nın yakışıklılığıyla, Turan Yaprak'ın hastalığıyla, Yunus amca ve onun yollarını gözleyen Sultan yengesiyle, Hüseyin Arslan Doğan'ın misafirperverliğiyle, Deli Fikriye teyzesiyle, Şemo Emen'in ağız kokusuyla, Sabri Nur'un attığı toplarla, Beydul dayı ve 79 çocuğuyla ve muhtar Turan söyleriyle çok güzel bir köyümüz burası. Sevgili izleyenler, Zara Tuzla Gözü köyü Sivas'ın 100 kilometre uzağında ve Zara ilçesine 30 kilometre uzaklıkta. Çok şirin bir köyümüz. Köyün iklimi karasal olması münasebetiyle sabahları ve akşamları inanılmaz da soğuk bir köyümüz. Bunun haricinde burada genellikle yaşayan nüfus sayısı 1000'e düşerken genel nüfusu Türkiye ve dünya çevresinde 7000'e kadar ulaşıyor. Ekonomisi köyün ekonomisi tarım, hayvancılık ve tuz işletmelerine dayalı. Çok da büyük tuz işletmeleri var. Köyün enteresandır sevgili izleyenler. Bir tane minaresi var. Çok uzakta minare. Cami de ondan uzakta. Niye olduğunu biz de sorduk, araştırdık. Onların hepsini sizlere anlatacağız. Köyde ilk öğretim okulu var. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi var. PTT şubesi yok. PTT acentesi var. Sağlık ocağı ve sağlık evi yok. Köye ulaşım sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon var. Tuzla'yı Hititler bile çalıştırmış. Çok da eski bir mazisi var. Bunların hepsinden sizlere tek tek bahsedeceğiz. Köyün içinde asfalt yoktu. Bunu da söylemiş olalım. Köyün içinde asfalt yol istiyor buradaki köylüler. Bu arada bizi izleyen bütün sevgili TV8 izleyenlerine selam saygı gönderirken bir de Hüseyin Deli Önü'ne çok selam göndermek istiyoruz. Hüseyin Deli Önü de selam isteyenler arasında. Efendim burada da görmüş olduğunuz gibi köy ağamız, muhtarımız nerede? Muhtarımız burada, köy ağamız burada. Köyün ileri gelenleri burada. Hepsiyle köyün tarihçesi hakkında dernek başkanımız burada. Hepsiyle sohbetimizi edeceğiz. Bu arada Ramazan olduğu için tabii yutkunmakta zorlanıyorum. Susuzluk biraz yoruyor bizi ama olsun. Bizi böyle idare edin lütfen. Sevgili izleyenler, bugün sizlere çok şey anlatacağız.
Tabii ki diğer moderatörümüz olacak İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdullah Demir hocamız bugün bize, hatta 30 gün boyunca bize eşlik edecek. Gittiğimiz köylerde bizimle olacak. Yine İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevli hocalarımızdan yardımcı doçent doktor Halis Demir hocam da bugün bizlerle çok güzel konuları anlatacak. Ben isterseniz bir moderatörümüze döneyim. Abdullah hocam, siz sohbetinize başlayın. Ben teyzelerimiz yanında şöyle ortalığı kolaçan edeyim, geliyorum. Sevgili izleyiciler, sohbetimize başlamadan önce öncelikle burada hazır bulunan ev sahiplerimize, konuklarımıza Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in köyümüz, Sivas'ımız, Türkiye'miz ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sevgili izleyiciler, programımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Davetli misafir üst başlığı altındaki iftar programımız süresince her gün farklı bir köyümüzde köyümüzün geleneklerini, göreneklerini, adetlerini tanıttığımız gibi bu program içerisinde bir saatlik bir kısmında da alanında uzman bir öğretim görevlisi hocamızın konukluğunda dini bir konuyu işlemiş olacağız. Bugün de aramızda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halis Demir hocam aramızda. Hocamız İslam hukuku alanında, İslam fıkhı alanında uzman bir hocamız. Hocamızla Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında sohbet edeceğiz. Tabii sohbetimize başlamadan önce bize ev sahipliği yapan Zara'mızın güzel köylerinden Tuzla Gözü değerli hemşerilerimize, bize köylerini açtıkları için, bu şekilde sıcak bir ortam hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Tabii konuya kısaca girmek gerekirse Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanı. Hem manevi açıdan hem birlik ve beraberliğimize, bu şekilde bir araya gelmemize, dayanışmamıza vesile olması sebebiyle ayların sultanı, gönüllerin sultanı bir ay. İnşallah bu ayı en iyi şekilde değerlendiririz. Tabii bizim programımızın katkısı ne olacak? Her gün farklı bir konu ve alanında uzman bir hocamızla sizlere o konuyu vatandaşlarımızın soruları eşliğinde aktaracağımız için 30 gün 30 konu, 30 gün dini 30 konu şeklinde o alandaki bilgilerimizi pekiştirmiş olacağız. Tabii bizler elhamdülillah oruç tutuyoruz. Bizzat orucu yaşadığımız için orucun farzı nedir, vacibi nedir, bozan nedir, bozulduğu zaman cezası nedir gibi şeyleri zaten yaşayarak biliyoruz. Ama buradaki dini sohbetimizde bu konuları tekrar etmiş olacağız. Şimdi sözü hocama bırakmak istiyorum. Sayın hocam, programımıza ilk sizin sohbetinizle, değerli görüşlerinizle giriş yapacağız. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığında Ramazan ayının önemi, fazileti hakkında bizlere ne aktarırsınız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs siyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Sadakallâhu'l-azîm. Orucun önemini belirten bu ayet-i kerimeyi de okuyarak besmele ile de başlayalım diye böyle başladım. Burada bizim yanımızda bize ev sahipliği yapan büyüklerimizin, amcalarımızın, dedelerimizin ellerinden öpüyorum. Bacılarımız, teyzelerimiz de bize ev sahipliği yapıyorlar. Onlara da saygılarımı sunuyorum. Bizim arkadaşlar, genç arkadaşlarımız da hizmet ettiler, bu ortamı hazırladılar. Onlara da ben sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun istiyorum İnşallah. Bu toplantılar, bu birliktelikler. Böylece TV58'de Sivas'ımızın belki biraz daha kıyıda köşede kalmış güzel mekanlarını tanıtmış olacak. Tabii. Bu da artı bir fayda, bir kar olacak. Şunu da ben belirtmek istiyorum sizinle beraber. Ramazan'da oruç tutuyoruz. Elhamdülillah memleketimize oruç damgasını vuruyor. Bu vesileyle bildiğimiz şeyleri tekrarlamış oluyoruz. Bir evet. daha tekrar zihnimizde zaten yaşadığımız, zaten uyguladığımız şeyleri bir daha hatırlamış oluyoruz. Bu okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz oruç size farz kılındı diye belirtiyor. Oruç öncelikle farz bir ibadet. Ayetin devamında şunu da öğreniyoruz ki bizden öncekileri de farz kılınmış. Evet. Demek ki diğer ilahi dinlerde de oruç ibadeti var. Sonunda da
Orucu tutmanın bize ne kazandıracağını Rabbimiz belirtiyor. Umulur ki sakınırsınız. Yani kendinizi kötülüklerden alıkoyarsınız, kendinizi geliştirirsiniz. Sizi yaradana karşı görevlerinizi yerine getirirsiniz. Çevredeki diğer varlıklara karşı da haklarınıza riayet edersiniz. Demek ki oruç, farz olan bu ibadet bizi hem diri tutacak, niyetimizi güçlendirecek. Önce Allah'a karşı, sonra da bütün mahlukata karşı görevimizi yerine getirmemize bir zemin hazırlayacak. Hocam, kısaca ifade etmiş olursak, Ramazan'ı Ramazan yapan temel niteliklerden birisi o zaman oruç diyoruz. Evet. Yani diğer aylardan farklı olarak bu ayda öne çıkan, bu ayı bu ay yapan, şerefini, maneviyatını yükselten oruç. Öyle değil mi hocam? Tabii. Oruç kelimesini oradan da devam edebiliriz aslında. Es-savm kelimesi tutmak, kendini evet. Tutmak, alıkoymak, engellemek. Biz oruç tuttuğumuz zaman kendimizi engellemiş oluyoruz. Bizim bir nefsani tarafımız var. Oruç bu nefsimizi terbiye etmek, frenlemek, dizginleme için güzel bir fırsat. Bugün insanlar da öyle söylüyorlar ya zaten. Hemen hemen bütün kişisel gelişim uzmanlarına, bilim insanların sağlığıyla alakalı uzmanlara baktığımızda az yemekten bahsediyorlar. Ölçülü yemekten bahsediyorlar. Evet. Sınırlı yemekten ve içmekten bahsediyorlar. Oruç bize böyle bir disiplin kazandırıyor. Evet. Hocam, maddeler halinde aklımızda kalması için netleştirmek istiyorum. Yani Ramazan'ın önemi denildiği anda aklımıza gelen ilk şey oruç. Yani bizzat yaşayarız, yerine getiriyoruz. Ramazan'ı Ramazan yapan temel etkenlerden birincisi bu ayın oruç ayı olması. Devam edersek, tabii. Ramazan'da öne çıkan diğer özellikler. Tabii Ramazan neden önemli? Çünkü yine başka bir ayet-i kerimeden hatırladığımıza göre Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladı. Evet. Kur'an yani hayat kitabımız bu ayda indirilmeye başladı. Zaten Ramazan dediğimizde oruç ayı diyoruz. Bir de Kur'an ayı diyoruz. Evet, evet. Hanımlarımız şehirde görüyoruz, çocuklarımız akın akın camilere gidiyorlar. Kur'an okuyorlar. Unutanlar hatırlıyorlar, mukabelelere katılıyorlar. İkinci bir şey Kur'an ayı. Evet. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı. Evet. Burada şunu da ifade edebiliriz. Ramazan'ın temel özellikleri ön plana çıkan fazileti, şerefini artıran şeyler oruç ve Kur'an ayı demiştik. Hocamızın da ifade ettiği gibi Ramazan'ın Kur'an ayı olması, Kur'an-ı Kerim'in ilk defa nazil olmaya başladığı anın Hira'daki İkra bildiğimiz oku diye başlayan ayetlerin değil mi hocam? Tabii. İlk defa Ramazan ayı içindeki Kadir gecesinde nazil olmaya başlamış olması. Bir de öğreniyoruz ki kitaplarımızdan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çoğu nüzul Peygamberimize geldiği zaman süresi açısından değerlendirildiği zaman büyük bir kısmı Ramazan ayına tekabül ediyor. Peygamber Efendimiz bu açıdan Ramazan'ı nasıl değerlendirmiş? Yani bizler kabul ediyoruz, Ramazan oruç ayıdır, oruçlarımızı tutuyoruz. Ramazan Kur'an ayı dediğimiz zaman bize ne düşüyor? Bir başka maddeye geçmiş olacağız o zaman. Ramazan Kur'an ayı, aynı zamanda Ramazan bir de namaz, ibadet ayı. Teravih namazlarımızı hatırlayalım. Cemaatlerle teravih namazı kılıyoruz. Çocuklar camiye geliyor. Namaza cemaatle kılma fırsatı bulanlar geliyorlar. Hem kaynaşmış oluyoruz hem de bu vesileyle yeni namaza başlayanlar, ilk defa başlayan insanlar oluyorlar. Bazı hatalarımız oluyor ama namaz kılma bilinci diri tutmuş oluyoruz. Aslında sorduğun soruda yani söylediklerimizi hatırladığımızda geçmiş olursak Kur'an-ı Kerim öğrenmek, okumak yani bu ayda bir yoğunluk olması gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Deminki sorumuzda orada eksik bıraktım galiba. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da son günlerinde itikafa giriyor. Evet. Yine düzenli olarak Cebrail aleyhisselamla o yıla kadar, o aya kadar, belki o ana kadar hangi ayetler inmişse onlar bir defa tekrar ediyor, okuyor. Evet. Cebrail'le karşılıklı okuyorlar. Buna cemaatten hazır olanlar var. Hadislerde öyle geçiyor. Yani bizim şu an camilerle devam edelim, mukabele geleneği buraya dayanıyor tabii, diyebilir miyiz? Tabii bizim yaptığımız mukabele ibadeti de Peygamber Efendimiz'in sünnetine dayanıyor. Sonra bizim insanlarımız da Türkiye'de ellerinden geldiğince Ramazan'da cemaate daha çok devam ediyorlar. Cemaatle ibadete devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerimlerini geliştiriyorlar. Evet. Hatimleri dinliyorlar. Bir başka şey de, bu da çok güzel bir şey. Şu anda bizim ev sahiplerimiz de aynı şeyin, aynı heyecandalar, aynı telaştalar.
Kamera belki onlara dönmediği için onların tencerelerle yemekler getirdiklerini, birbirlerine ikramlarını göremiyoruz. Onlar hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda fakirlerin de, yoksul insanların da heyecanla beklediği bir ay. Evet. Hayır hasenatın bol olduğu, bereketlerin yağdığı bir rahmet ayı. Evet. Ya ben sohbetimizden günlük hayatımıza uygulayabileceğimiz neticeler çıkartmak için özen gösteriyorum. Şöyle bir netice çıkarsak doğru olur mu? Yani Ramazan Kur'an ayı diyoruz. İstisnasız herkes, eğer hastalık gibi, yolculuk gibi mazereti yoksa oruç tutuyor. Ramazan Kur'an ayı dediğimiz zaman şöyle bir çıkarım yapsak isabet etmiş olur muyuz? Kur'an-ı Kerim okumasını bilen herkes mümkün olduğu kadar oruç tutmaya nasıl özen gösteriyorsa, Kur'an-ı Kerim açıp okuyup hem gözünün nurlandırması hem Kur'an-ı Kerim okuması, bilmeyenlerin de bu ayda öğrenmeye gayret etmesi gerekir desek yanlış demiş olur muyuz? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Tabii bu konuda bir sürü hemen aklımıza gelecek hadisler var. Yine bir insan eğer kolaylıkla Kur'an okursa bir sevap alır, bir mükafat alır. Zorlayarak okursa iki mükafat alır. Daha fazla mükafat alır. Malumunuz 1, 10, 100 diye bu devam eder. Bizler de bunu bir fırsat bilip kendimiz Yaradanımızla, Rabbimizle bağlantımızı güçlendirmek için çocuklarımızla, eşimizle, arkadaşlarımızla Kur'an okumayı, öğrenmeyi geliştirelim. Hocam şöyle bir konu da var. Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim okumanın önemini azaltacağını düşündüğüm bir ifade kullanılıyor. Biz Müslümanız, tamam, Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız. Biz Arapçayı bilmiyoruz. Şurada yanılmayalım, yanlış bir ifade olmasın. İbadet dilimiz, ibadetten aldığımız feyiz farklı. Kur'an dili, ibadet dili, feyiz ve bereket dilidir. Ama ondan bir şeyler anlamak zaten bizim görevimiz. Evet. Ondan zaten kaçınamayız. Bazı camilerde şöyle bir uygulamaya şahit olduk. O camide, tabii küçük camiler bunlar, cemaatinin sabit olduğu camiler. Sabahleyin mukabele okuyorlar. Akşam yastı veya uygun bir vakit ayarlamış cemaat. Mealini okuyorlar. Evet. Aklı başında bu işte ilgili heyecanlı bilen birileri de geçen ayetlerin açıklamasını yapıyor. Evet. Güzel bir uygulama. Arapçasını okuyor olmak Kur'an-ı Kerim'in anlamını okumaya engel değil ki. Evet, tabii ki evet. Bir insan Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine, bir kelimesine, bir harfine anlamak için, yaşamak için vereceği her bir gayretin mükafatı dağlarla, nehirlerle, okyanuslarla ölçülemez. Hocam şu an zaten köyümüzdeyiz. Teyit edelim, böyle bir adet var mı? Eskiden benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir adetimiz vardı. Kur'an-ı Kerim'in öneminin nesilden nesile aktarılması için gelin olan kızların çeyizine Kur'an-ı Kerim de konulur. Adet olarak. Eviyle ilgili temel ihtiyaçlar çeyizine konulduğu gibi Kur'an-ı Kerim de güzel bir muhafazası içinde, nakışlı muhafazası içinde gelin hanımı da verilir ki git gelin olduğu evde de hem evinin huzuruyla alakalı görevlerini yerine getirsin hem de dini görevlerini, Kur'an-ı Kerim'le alakalı görevlerini yerine getirsin diye çeyizine konulur, devam ederdi. Burada da aynı gelenek devam ediyor mu? Var değil mi? Tabii yani aynı. Bu, aynı devam ediyor. Bu büyük atalarımızdan, büyüklerimizden bize kalan büyük bir ders. Sizler yuva kurup yuvanızla alakalı temel ihtiyaçlarınızı giderirken Kur'an-ı Kerim'le de bağınızı koparmayın diyor. Burada hocam günlük hayatımızda öyleyse, geleneklerimizden de bize bu miras kaldıysa kılıfından Kur'an-ı Kerim'i çıkartıp mümkün olduğu kadar haşir neşir olmaya, okumaya, anlamaya çalışmaya bu ayda çok fazlasıyla vakit ayırmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii. Bir benzetme yaparsak, bir beyaz eşya aldığımız zaman onun bir kullanma kılavuzu, bir de evet, servisi vardır. Bir yerde öyle bir benzetme okumuştum. Hani Kur'an-ı Kerim'de sizin zikriniz var, sizin hatıranız var, sizinle ilgili bilgiler var ifadesini öyle izah etmişti bir hocamız. Biz Kur'an-ı Kerim'i aldığımız zaman benim kendimle ilgili, çevremle ilgili, eşya ile ilgili, arkadaşlarımla ilgili, evimle ilgili, çocuklarımla ilgili kendimi tabir caizse nasıl kullanacağım? Nasıl değerlendireceğim? Evet. Eşimle, çocuklarımla, annemle, babamla, eşya ile hukukum nasıl olursa daha sağlıklı olur. Ben daha iyi mutlu olurum.
İşte o Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Rabbimiz ne diyor? Affet diyor. Affettiğimiz zaman daha huzurlu oluyor. Aynen bir beyaz eşyanın şöyle kullanırsanız ömrü çoğalır. Daha çok verim elde edersiniz. Veya bir herhangi bir eşyanın o şekilde Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine biz ne kadar uyar, ne kadar yapışırsak o kadar huzurlu olacağız.